Merhaba sevgili kovalar. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta önemli bir hafta. Hafta sonunda Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Yılın önemli zamanlarından birine işaret ediyor. Sizin için hafta genelindeki enerjilere bir baktığımızda hafta başında ay kova burcunda olacak ve sizin de oldukça iyimser, neşeli ve pozitif bir şekilde haftaya başladığınızı görüyoruz. Özellikle Pazar ve Pazartesi günleri Ay Kova burcunda ilerliyor. Ay Venüs arasındaki olumlu açıda ilişkilerinize, sosyal ilişkilerinize ve özel ilişkilerinize olumlu yansıyacaktır. Pazartesi günü Ay ve Güneş arasındaki olumlu açı son derece iyi enerjiler verdiği için herhangi bir girişiminiz varsa iş olabilir veya özel girişimler olabilir. O gün bunlarla ilgilenebilirsiniz. Muhtemelen işler hızlı bir şekilde ilerleyecek ve verimli sonuçlar alabileceksiniz. Zihinsel olarak da aktif ve yaratıcı bir gündesiniz. Enerjiniz yüksek ve projelerinizle uğraşmak için de çok uygun bir günde olacaksınız. Salı günü artık Ay Kova burcundan ayrılarak Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu da maddi konularda biraz daha etki yapacaktır. Harcamalarınız biraz artabilir. Yapacağınız ziyaretler, tatil programı, seyahatler, yakın çevrenize alacağınız hediyeler nedeniyle bazı masraflar gündeme gelebilir. O nedenle maddi konularda birazcık temkinli olmanız gereken bir süreç olacak. Özellikle Ay Venüs karesi Pazartesi günü, Salı günü öğleden sonraki saatlerde biraz gereksiz harcamalar içerisinde de olabileceğinize işaret ediyor. Bu hafta Mars burç değiştirecek. 15 Ekim'de Aslan burcundan ayrılıp Başak burcuna geçecek. Bir süredir Aslan burcunda sizin karşıt burcunuzdaydı. İlişkiler ve ortaklıklar konusunda zaman zaman gerginlikler ve çatışmalar yaratabiliyordu. Şimdi Başak burcuna geçiş yapacak. Bu da maddi konularda etkiler oluşturacak gibi görünüyor. 8 Aralık'a kadar Mars Başak burcunda enerjinizi maddi konulara, ortaklıklara, yatırım konulara biraz fazla harcayabilirsiniz bu süreçte. Ancak özellikle yatırımlarda biraz dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Harcamalar biraz artabilir. İstem dışı harcamalar, gereksiz masraflar beklediğinizden fazla olabilir bu süreç içerisinde. Bunun yanı sıra sağlığınızla da ilgili zaman zaman Mars nedeniyle bazı ufak tefek operasyon veya diş problemleri nedeniyle tedavi imkanları oluşabilir. Günlük yorumlarımızda bunların detaylarını daha yakından takip edebilirsiniz. Çarşamba günü de Ay Balık burcunda ilerleyecek. Yine Jüpiter ve Ay arasındaki olumlu açılarla birlikte manevi ve ruhsal olarak olumlu etkiler var. Muhtemelen yakın çevremizde duygusal paylaşımlarımızın yoğun olacağı bir gün geçirebiliriz. Perşembe gününden itibaren Ay Koç burcunda olacak sevgili kovalar. Ay Koç burcunda dolunay fazına doğru da ilerlediği için enerjisi çok güçleniyor. Üçüncü ev konularımızı etkileyecek kısa seyahatler, iletişim hayatımızda çok yoğun olabilir. Bazı ani seyahatler yapabiliriz. Önceden planlamadığımız seyahatler olabilir. Beklemediğimiz misafirler gelebilir özellikle ama günlük hayatımızın hareketlendiğini ve canlandığını hissedebiliriz. Cuma günü de ay artık Koç burcunda dolunay fazına doğru ilerlemiş, ışığı büyümüş olacak. Duygusal olarak biraz bizi fazla etkileyebilir. Zihnimiz daha hareketli olabilir. Düşünceler değişken olabilir. Çok fazla yaratıcı, ilginç düşünceler içerisinde olabiliriz o süreç içerisinde. Duygusal iniş çıkışlar fazla olabilir. Tepkilerimize, konuşmalarımızdaki aceleci, hızlı tepkilere biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece 02:39'da 25 derece Koç burcunda ay tutulması olacak. Bu tutulma üçüncü ev konularında etkili olacağı için ani bir seyahat hayatımıza taşınabilir. Daha önceden planladığımız bir seyahati gerçekleştirme fırsatı bulabiliriz. Yakın çevremizdeki kişilerle ilgili gelişmeler hızlanabilir. Belki kardeşlerimiz, onların hayatındaki gelişmeler bizi dolaylı olarak etkileyebilir. Yakınlarımız, iş arkadaşlarımız, komşularımız, akrabalarımızla ilgili bazı hızlı, beklenmedik sürpriz
bizi şaşırtabilecek gelişmeler yaşayabiliriz. Ay tutulmaları bazen sonuçlanmalar, sonlanmalar da meydana getirdiği için bazı konularda hayatımızdan çıkışlar, bitişler de oluşabilir. İletişim evi de olduğu için üçüncü ev belki bir iletişim cihazı satın alımı söz konusu olabilir veya değiştirme imkanı olabilir. Yine otomobilimize onu etkileyen bazı durumlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra kendi işimizin tanıtımı, reklam, pazarlama ile ilgili işler veya bilgisayar, internet ile ilgili işler, bir web sitesinin hazırlanması veya kendimizi tanıtacak yeni bir oluşum içerisinde olmamız, iletişim hayatımızın biraz daha hızlanması bu süreç içerisinde söz konusu olabilir. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.